Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sorular, iki soruya hemen cevap vereyim. Ondan sonra bir, derslerde niye sarıkla çıkmıyorsun? Her cevap, niye çıkmayayım? Niye sarık taktım sence? Kusura bakma, İslam'ı anlatıp yavul adetini taklit edemem. Ustad diyor ki, ben Avusturya'ya diyor, fiili protesto yapıyorum, Karpatlarını takmamakla diyor. Şair ihya etme adına ders yapılırken kravatla yapıyor, çok ağrıma gidiyor. Yavurları taklit etmeyin, peygamberi taklit edin, ders yapılırken kravat var bu aslında, demezler mi adama bunu? Ve mecbur değiliz. Bu sarık demiş, bununla çıkar diye verdiği zaman. Şair kardeşim, gözde olsun, gözler aşma olsun, gözler alışsın. Beni siliyorsun ha? Onun için dikkat ederseniz, gündüz doluyor ya çocuk, okutuyoruz. İtimad et hiç kafamda, sıcak dahi olsa ne dahi, ne kadar zap dahi çıkıyor, kesinlikle indirmiyorum. İndirmiyorum, çocuğun gözü dolsun, bak nasıl yansıyor biliyor musun? Hepsi böyle yarışıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, sarıp takıyorlar falan. Ben de diyorum bak, devam dedim, bu kime benzedi? Bilmiyorum, bak, 4. Murat'a benzedi. Sarsardı ya, sen Yavuz'a benze, ben Selim'e benzedi falan, bu ne ya? Baktım, ben 4. Murat'ım duyuyorum dışarıda ya. Hoca öyle dedi bana diyor. 5-6 yaşında, 7 yaşında. Tabii ya, onun ruhuna iz yapmak lazım. Ben 4. Murat'a benziyorum diye. Anlıyor musun? Ağrıma gidiyor. 11. Lema'yı Sünnet-i Seniyye ders yaparken kravatla ders yapanlara ağrıma gidiyor. Hiçbir zorunluluğu yok kardeşim dershanede. Açmışsın öyle. Niye takıyorsun kardeşim? Ki Yasin suresinde âlâ len geçiyor. Bakın bakalım elmalı hamdi yazdığında âlâ len kravat olduğunu söylüyor. Âlâ len yani kravatın şeyi var ya böyle kimseyi. Şöyle tefsir ediyor. Boğaza takılıp boğazı indirtmeyen, tevazu göstermeyen, gurur kibirin ifadesidir. Tamam, elmalı hamdi yazdı. O boğaza inmem. Eğmem, yani alalen Yasin'deki alalen ayetin şeyini öyle tefsir ediyor. Neyse, herkes kendi şeyini yapar ama ben de sorusuna soruyla cevap veriyorum. Niye takıyorsun? Ben de ümürsüne dedim, lazım olur diye söylüyorum. Niye takmayayım diye cevap verdim. Sence niye takmayayım? Söyle bakayım bana. Durdurdum, oha. İki, şu an oradaki nedir? Hacamattır. Yani yayından geçtim, çekiyorsunuz ya. Nedir bu? Peygamber Aleyhisselam'ın unutulmuş sünnetidir. Ama maşallah deyin. Maşallah şovu. Hacamat yaptırıyorum yazın her ayda bir. 10-15 senede bir baş ağrısı denen bir şey görmüyorum. Görmüyorum, yok. Yerimde de duramıyorum, 46 yaşındayım. İlaç da kullanmıyorum. Bazı özel şeyler var. Kafamda da var biliyorsunuz. Yüksek tansiyon, gerilim, stres, buhran, bunalım, monoton hayat, böyle öf, böyle tuhaflık, halsizlik böyle, kansın çok iyi geliyor. Kuş gibi olan yerde yapılmalı. Her hastalığın yeri vardır. Bunu gavurlar kullanıyor. Sağlık dergisini görmüştüm Avrupa'da. Eski Cumhurbaşkanı, İslam düşmanı Jacques Chirac dedikleri Fransız, kafasında o bardaktan olduğunu gördüm. Bakın yavrular kullanıyor. Ve onların kullandığında dedi, hacamat aletlerini onlar yapmış. Almanya'da var, Fransa'da var. Ama ben şişeyi de yaptım. Kendileri kullanıyor. Ama bizde onların irtica, kendisi sünneti uygulamıyor. Benim Müslümanım da bunu aldırmıyor. Tamam. Onun için hiç umurumda değil, hiçbir yerde. Ya çıkıyoruz, nereye çıkarsın, nasıl derlenirsin? Geçiyoruz. Dersimize, başkasına düşmanlıkla ömür geçirmektense kendi değerlerini yüceltmeye ömür harca. Mesela konumuzla alakalı olsun. Kravatın düşmanlığını yapmaktansa sarığı anlat. Zihnini onlarla bulaştırma. Ha? O zaman karşı taraf yok olmaya mahkum olur. Veya kendine has kalır karşıki taraf.
kendisine has kalır. Ve insanlar da rağbet etmese o da uygulamaya mecbur olur. Uygulamaya mecbur olur. Bunu alır mısın kardeşim? Negatif tarafınla meşgul olma. Pozitif taraflarını bul, yücelt ve sahasını şümüllendir. Yani çok büyük yerden hele haberlere muhatap olma. Haberlere muhatap olan pozitif kuyusunun kapağını açıp pozitif kuyusunun pisliğini alan insan gibidir. Sonra bağırıyor. Koku var, kapak kapak kardeşim kapağı. Yani pis kurucunu bozmak için yapılıyor. Nerede negatiflik var? Nerede olumsuzluk var? Onu koyuyor. Hiç diyor mu İzmir'de falan yerde fabrika açıldı. Şu kadar işçi istihdam edildi. Şu adam şu kadar zekat verdi. Şu adam şuna yardım etti. Şu adam şunun yardım ederken işte şu kadar fedakarlık yaptı. Yok. Adam kedi ezdi. Bilmem ne yaptı. Hep böyle negatif. Hep negatif, negatif, negatif. Bu mu hep Türkiye? Ne ara geliyor? Peki ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Bilerek yapıyorlar. İnsanların beynini bloke etmek, buhran bunalım geçirtmek, sıkıntı yapıp kitap okutturmamak. Mesela geliyor böyle, hayatından gelip, kardeş muhatap olma böyle. Böyle muhatap olma. Yani sen bir dinle ne oldu, neyi değişti? Haber dinlediğinde ne değişti yani, ne? 10 gün önceki haberi bilmeseydin şu anda bir şey değişecek miydin? Bir gün önceki haberi bilmesen ne olacaktı? Ama bir, o zaman ne kadar o çöpü beyinden atmak için ne kadar zorlandığını biliyor musun? Farkında mısın? Beyinden onu silmek için ne kadar zorlanmışsın? Ya. Ustak dinlememiş. Onun ihtiyacı yok, bizim ihtiyacımız var. Bazı duygu ve hislerimizin arzularını, isteklerini ertelemeyi öğrenmemiz lazım. Bu da çok önemli. Benim için çok önemli de bu benim defterim. Size anlatmak için, şey yapmak için değil de bu kardeşlerle beraber yapalım dedim diye. Bu benim özel defterim. Tamam, bu da böyle, bu da böyle. Öyle not aldıklarım. Dedim ki Hasan dedi. Tamam, şimdi size okumuyorum. Şimdi de Hasan de var da ben demiyorum. Bazı duygu ve hislerinin arzularını ertelemeyi öğren. Ertele onu. Ertelemeyi bil. Hemen fiiliyata geçirme. Bazı isteklerin burada yoktur. Ertelemeyi bilirsen rahat edersin. Erteli kardeşim. İştahını sakla başka yere. Başka zamanı artık. Kimisini ahirette harcarsın. Kimisi daha zamanı geldi. Ertelemeyi bilmiyoruz. Sıkıntılarımız çok çıkıyor. Niye? Hemen istiyoruz. Olmasını istiyoruz. Ertelemeyi bilmiyoruz. Arzu, evet. Olsun o arzu. Ama ertele ya. Şimdi değil. Hayır demekte hayır vardır. Hayır var ya, ben mesela ben çok uyguluyorum. Ben abi çok lezzet alıyorum, çok da keyif alıyorum. Ben son, dikkat ederseniz son şeyde bir senemde hayır diyebiliyorum elhamdülillah. Yoksa perişan olmuştum ya. Her elimden tutan beni götürüyor. Her çağrıdan bir şey koşturuyor. Canım çıkıyordu ya. Şimdi yok kardeşim şu. Hayır kardeşim. Musret değil. Doğru. Bu sefer perişan oldum ya. Sinir sistemde yoruluyor yani. Hayır demek de hayır var olduğunu gördük efendim. Hayır de ya. Ne diyorsunuz? De kardeşim. Hayırda hayır var. Arabayı kullanmayı öğrendiğimiz gibi de anne ve babalık fiilini de öğrenmek lazım. Hani içsel bir şey değil, davranış değil. Öğrenilip öğrenilen bilen, öğrenilmesi gereken fiillerdir. Ana babalık. Evlenirken erkek ve kadının, yani dedik ya farklı şeydir. Aşure dersidir. Evlenirken erkek ve kadının kültür seviyeleri de küfür olmalı. Misal, bir hanım veya erkek kendi kültüründe sesli, yüksek sesle konuşuluyorsa, sesi yüksek sesle konuşma bir kültüründen gelmişse, eşinin bundan apayrı büyümüşse
sıkıntı olur. Yani mesela doğularda biraz köylü olur. Karadenizler biraz yüksek sesli olur. Ama böyle sessiz kültürde böyle halimseli bir şekilde toplanabiliyorsa bu kavga gibi zannedilir. Yani Karadenizlerde sanki normal konuşma kavga yapacaklar. Kanala girdiler mi diye. O zaman bu şeyi de seçmek lazım. Mesela başka bir tanesi söyleyeyim. Diyelim ben Karadenizliyim. Urfalı birisini aldım. Erkek Urfalı'nın kadın Karadeniz. Mesela o tutturacak, lahmacun diyecek, çiğ köfte diyecek. Ben de hiç alışmadım bir şey. Hakikaten alışmadım. Şimdi kadın bunu talip edecek. Ben balık diyeceğim, nane diyeceğim misal. Bu sefer bir sebep sıkıntı, bir sebebi ya. Kültür de çıkıyor. Önemli değil, hayır. Önemli be kardeşim. Bunu niye? Çok tecrübe var. Boşuna yazmamışım ben bunu. Aklıma gelmiş yani. Eve görüyorum diyor, kendisine göre yemek yapmış diyor. Yani hakemlik yaparken. Bunu bir sebep söylüyor bana. O zaman yazdım dedim ki bir tane iki tane değil, hep denemiş bunlar. Dedim ki ha, dedi ki bunu söylemeyin. Öyle de baksınlar. Hiç sırf kaportasına bakmayın. Kaportacı olursunuz sonra. En güzel toplantı soru sordurtan toplantıdır. Bu da böyle içim yanmıştır. Evet, burada mevzumuz bitmiştir diye. Hadi, kardeşim bir şey soracağım. Hayır. Eleştiriyi hemen eleştirme. Bak içine, eleştiri de öneri var mı? Ne diyor bana? Benim ağrıma gidiyor. Ben içimden geçeni söylüyorum. Vallahi eleştirenleri, tenkit edenleri ağrıma gidiyor. İdi. Şimdi gitmiyor mu? Gidiyor ama inan %10-20 gidiyor. Fazla gitmiyor. Eskiden hemen bir fevran vardı. Bir baktım ki eleştiri ve tenkit o niyetle yapmadığı halde beni yetiştirmiş kısmen. Zübeyir abi bu çok önemli ya. Beni yetiştirdi inan. Çok istifade ettim eleştiriden. Kontrol mekanizması gibi oldu beni. Ha, dikkat etmem lazım. Hayvan değilim ki, duvarda değilim ki. Söyledi, tepki de reddetsem, sen mesela bizim dedi, reddetti değil mi? Zannetme, odasına gittiği zaman düşünecek. Vicdan onu yakacaktır yani. Bu sefer yerini bulacak o eleştiri, durmayacak orada. Beni... Eleştiriye açık olmak lazım. Tabii canım. Ama yerinde ve zamanında edep uygun ol. Edep, edepli ol. Edep, edip yani. Edipler edepli olmalıdır diyor. Yani edep dairesinde. Mesela bir toplumda hitap ederken olmaz kardeşim şu konuşma benim hoşuma gitmiyor. Ben şöyle, bu da hoş değil, hiç hoş değil. Nahoş böyle. Kin ve nefret ifade içinde barındıran bir eleştiri olmamalı. Böyle ben Anadolu'yu dolaştığımda şey yapmışım. Son tarihlerde Kırşehir'de rastladım. Böyle dersin ortasında böyle hem haksız yani. Öyle bir tenkit ve eleştiri var ki güya şey yapıyor. İçinde şimdi adalet ve haset ne varsa içinde barındırmış. Yani hem ortam altüst oldu, hem benim psikolojik rahatsız oldu. Güzel bir şekilde geçiştirmeye çalıştım. Öyle zannediyorum ama burada bile konuşuyorsam demek ki çizik yaptı bana. Hiç etkilemesi burada konuşmamam gerekiyordu. Demek ki etkilen. Etkili değil. Yani kin ve nefret barındırmamalı eleştirilme. İnsaf işlettirmeli. Onu da kim kime, bak kim kime haddini bileceksin. Kim kime, neyi ne zaman, nasıl için, hangi makam ve makam, hangi makam ve maksatla, uslupla ifade edileceğinin ilmi de olması lazım. Söyledikleriniz, eleştirmeniz o kadar mühim değil. Onu nasıl ifade ediyorsun, o çok önemli. Neyse, iki seneden beri bunun üzerine çok duruyor. Yani o ifade ederken, iletişim kurarken, ifade tarzın mimiklerin çok önemli. Hanımda da öyle. Ne var yani? Ağzını mı kuruyacak? Yani yumuşak kibar olsan yani patrona veya iş yeriniz varsa, iş yerinde yaptığınız o metodun yarısını uygulasan,
Yani iş yeri kadar büyük bir iş yeri değil mi senin evin? Yani bir sanayi değil mi senin evin? Fabrikada çalışıyorsun, araba imal ediliyor. Senin evde çocuk imal ediliyor. Hangisi daha büyük bir imalathane? Orada yaptığın kibarlığı arkadaşına, yaptığı hatalarına karşı yaklaşımına bak. Ya senin arkadaşın ya da var arkadaşın ya hanımın, Müslüman, bir de kardeşin. Ne demek abi? Din kardeşi. Kullandığın usluba bak yani. Yakışır mı ya? Böyle bir tuhaflık var ya. Nereden girmişse kültürümüze, şeyden sonra, cumhuriyetten sonra girmiş, erkek bir şey. Ecdat öyle değilmiş ya, Allah Resulü sünnetine bakın. Kardeşim, efendilik bir efendilik vardır ya. Efendilik bir efendilik vardır. Efendi de vardır, efendi çıkar ondan. İmanathanedir kardeşim, ya atölye düşün ya. Ben öyle diyorum bazen, ne iş yapıyorsun, atölyede çalışıyorum diyor. İnsan imal ediliyor dedim o atölye. Ne atölyesi? Eskide derdim kalp ve bilinçaltı atölyesine çıraklık yapıyorum derdim de şimdi değiştirdim. Şimdi dedim insan atölyesinde çalışıyorum. Ne demek diyor? Orada insan imal ediliyor diyor. Öyle çıraklık yapıyorum orada. O kardeşim insan imal ediliyor. Sevgili kardeşim. Sevmezse sana sorayım yalnız. Ne işi çalışıyorsun? Tekstil abi. Ne çıkıyor? Gömlek mi kazak mı? Peynir. Peynir çıkıyor. Çalıştığın fabrikada peynir çıkıyor. Senin evinde ne çıkıyor? İnsanlık değil mi? Hangisi daha mühim? Orada tabii kardeşim hemen yapar. Patron tabii. Ne demek hemen yapar? Bunu dedirmiyoruz. Tamamladım. Adamın bir tanesinin takkesiyle pantolonun şalvarı delikmiş biliyor musunuz? Niye? Söylediklerini baş üstüne dönmüş, vurulmuş. Buna burası delinmiş ya. Tabii isteklerin olur mu? Olmaz. Eve gelince hanım dönermiş. Hani o şey nerede? Vay! Hani şey nerede? Vay! Burası da delinmiş adamın. Öyle dermiş yani. Şimdi baş üstüne deme. Ama efendi olmak lazım. Despot değil. Hiç kusura bakma böyle bir şey olmaz. Evcim ustadın ifadesiyle küçük bir cennetidir. Cennetini neye cenneme çeviriyorsun? O bahsettiğinden bahsettiğinden seni etmez. Evet. Şafi, o camı da perdeyi de kapatır mısın? Akıl, psikoloji, kültür, üçü yakın olmalıdır. Akıl, psikoloji, bir de kültürün. Birbirine yakın uygulamalı lazım. Yakın olması lazım. İnsan huzursuz olunca huzurunu arttırmak adına kendinde ve hariçte huzurunu, mutluluğunu artırıcı sebepler arıyor. Aslında niçin huzursuzum cevabını araması lazım iken? Yani huzuru arttırıcı sebep arıyor. Aslında dese ki huzur dahildedir. Acaba ben niye huzursuzum diye bir sorgulasa bak neler çıkacak. Ben niye huzursuzum? İnan bak aşağıdan ses gelecek. Bazen de kendini kuru yemiş, çok konuşmak, cinsel tatmin yollarını yapmak gibi kendini ifade ediyor huzursuzluk. Mesela kapının önünde otururlar aslanlar. Çekilip. Ve tırnak yemeler, cinsel tatmin, bunlar hep böyle huzursuzluğun ifadesidir. Sıkıntı var adamda, yani haber verin, içsel alemde haber verin, sıkıntı var. Çoğu o sıkıntıyı bastırmak için yapılan şeylerdir bunlar. İkide bir çekirdek yemek, huzursuzluğuna güya çare bulmuş gibi, niçin el ve çene hareketleriyle, alıyorsun. Çene ve el hareketleriyle ne yapıyorsun biliyor musun? Beyinde huzur salgılamasını salgılamaya yönelik davranışlar sergiler. Yani vücut bir hareketle bir şey yapmaya çalışıyor içerideki sıkıntıyı. Enerji almaya çalışıyor bununla. Allah Allah. Evet ondan oluyor. Ondan ihtiyaç duyuyor. Beyin diyor ki ye diyor. İçerideki o enerji atamıyor. Bir şeyle atacak yani. Onun için koşun, spor yapın, eğilip kalkın. Ben dershanede Cevşen okurken volt atıyorum. Derse giderken değil mi dün? 20 dakika sürer mi karşı bir şey? 20 dakika rahat değil mi? Gidersen
yürüdüm, yürüyerek geldim, arabalar boş geldi. Bilmiyorum. Niye? Yani şey için atmam lazım. Demek ki beyin onun için yaptırıyormuş. El ve şu çalışıyor. Dolayısıyla bir menfez bulmuş beyin. Evde hangi mevzular baskın konuyu ortaya koyuyorsun? Ne konuşuyorsun? Din mevzularımı mı ortaya çok konuyor? Yoksa başka bir şey mi? Farkında mısın bundan? Bir insanın ciddi ve samimi hedefinin büyüklüğü ve şumulüne göre o insanı harekete geçirir. Yani bir insanı harekete geçiren hedefinin belli olması hedefinin büyüklüğüne göre orantılıdır. Senin hareketin. Yani hedeflerin belli mi? Bir şey diyeceğim ama şaşıracaksınız. Bir sene sonraki hedefini görebiliyor musun? Bir sene sonra. Nerede olmak istiyorsun? Hangi mevzuyu halletmiş olmak istiyorsun? Hangi mevzulara hakim olarak o tarihte orada olmak istiyorsun? Bak benim bir planımı söylüyorum şimdi size. Mesela bir de örnek için söyleyeceğim. Örnek verme adına. Şu anda ben şey okuyorum arkadaşlar. Ne okuyordum ben? Nefis. Nefis. Çokça konuştum. Bak Nefis 24-5-2008 tarih atmışım. Göremiyorsunuz ama. 24-5-2008. Şu anda kaçıncı aydız? 8, 5, 3, kaç ay oldu? 3 ay. 3 ayda sevgili arkadaşlar 59. sayfadan bu defterden 85. sayfayı bugün bitirdim. 50-85. 30? Yaklaşık. 30. 3 ayda. Ve bu A4 olarak böyle nefis toplaması, nefis geçen, külliyata geçen 64 sayfadır. Ben 34. sayfadayım. Bu gösteriyor ki 3 ayda okuyacağım. Sırf nefis. Böylelikle ben bir toplama okuyorum. Hep araştırmadayım tabirde. İkinci planım namaz şimdi. Bu bitince inşallah. Üçüncü planım insaniyet neymiş? İnsan. Okumuştum ama oradaki ölçülerin değişmiştir zannediyorum. İnsan neymiş? İnsan. İnsan. Ondan sonra hemen peşinde İslamiyet. Şöyle böyle bir sene sonra bunları, 1,5 sene sonra bunları bitirmiş olmam gerekiyor planımda. Her gün arkadaşlar inan 5-6 saat okuyorum. Bu bağlaz. Yani sırf bunu okuduğum yani. Diğer zaten fıkıh okuyorum vesaire. Niçin ben bu örnek veriyorum? Bir şey ifade adına şahsım da örnek veriyorum. Bir sene sonrayı görebilmen lazım. Görebilmen lazım. İnsanı bu sefer harekete geçiriyor. En büyük insanın atalet betalete, uyuşukluğa atan hedefin olmayışından var. Hedefsizlikten kaynaklanıyor. Hedef ve gayesi yok. Okuyup da efendim ünsiyet ve ülfet olması, ülfet, ünsiyet olsun risale ama ülfet olmasının sebebi okuduğun tabirler ve mevzuların içini dolduramadığındandır. Geçiyorsun. Mahiyet-i insaniyem, hüviyet-i şahsiyem, mahiyet-i insaniyem. Hüviyet-i şahsiyem, mahiyet-i insaniyemin neye olduğunu. 255 de var. Diyor ki bak, içi doldurmak adına. Hüviyet-i şahsiyemin, mahiyet-i insaniyemin ne olduğunu, 255 son paragraf, ne olduğunu öğrenmek isteyenler diyor, ereğe baksınlar diyor. Ne olmuş ustadım, ne gördük? Oraya baktıkları zaman göreceklerdir ki diyor, vücut neymiş, hayat neymiş, insaniyetim neymiş, insanlık neymiş, iman neymiş, marifetullah neymiş, marifetullah neymiş görecekler diyor. Doldur bunların içini. Bitiyor mu bakayım şimdi? Hüviyet-i şahsiyem. Ne anlıyorsun kardeşim? Doldur içini. Lütfen. Doldur içini bakayım. Hüviyet-i şahsiyem. Cilt mi o, sayfa ne o? TC kimlik numarası mı? Hüviyet-i şahsiyem.
Lütfen ya. Anlamamışız daha. Anlamadık, dolduramadan geçtik. Evet. Onun üzerine bina yaptık, o çöplüklerin üzerine binalar da çöküyor depremde. Ya, durdum kardeşim. Peki ne yaptın, neyle birleştirdin? Hüviyet-i şahsiye, mahiyet-i insaniye, iki tarih. Bu nerede bulacağım ben bunun cevabını diyor, önemin içime bak diyor. Peki bununla bakınca karşıma ne çıkacak diyor, hayatın ne olduğunu anlayacaksın diyor. Şey, vücudun ne olduğunu anlayacaksın diyor, hayatın ne olduğunu anlayacaksın diyor. İnsaniyet neymiş anlayacaksın diyor, sen insan değilsin, insanlık sana ait. İnsaniyeti bozulmamış diyor usta. Senin insaniyetin bozuldu diyor. Yani, ha peki ne yaptım ben? Allah Allah. Önünün içinde oysa hüviyet-i şahsiyem yoktu, mahiyet-i insaniyem yoktu. Ne vardı? 31. sözde mülaçırsan nur ve mana varmış. Ha, onun yerine bunu koymuş. Ha, nur eşittir hüviyet-i şahsiyem, mana eşittir mahiyet-i insaniyem. Ha, çözüldü işte. Koy onun yerine. Ne demek A eşittir B ise? A eşittir B ise B eşittir A değil midir? Bu sefer nur neydiyse hüviyet-i şahsiyem de o. Onun ifadesiymiş. Bu taraftaki karşılığıymış. Nurluktaki taraftaki karşılığı. Çekirdeğin içindeki yapılar karşılığı farklı, ağacın tepesindeki yapılar farklı. Bir baktı ki Allah Allah. Böyle açık. Ne demek istiyorum? Hedefin olmalı. Gayen olmalı. Ama eleştirecekler seni. Zübeyir abinin ifadesiyle tabii kafama kaldı kırı. Diyor ki sen diyor hak ve hakikati ifade edip bunları ortaya koyduğun için sürüleceksin diyor. Sibiryalara, kutuplara sürüleceksin. Ama orada da durmayacaksın. Bitki yetiştirmen lazım. Yetiştirmen için kutuptur. Isımla bitki yetiştireceksin. Ama birilerinin hoşuna gitmeyecekler. Yakıp yıkacaklar. Sen aldırmayacaksın diyor. Şayet çöllere sürülürsen kanınla bitki yetiştireceksin. Orada su yok. Ama kanını su yapacaksın. Gene hoşlanmayanlar çıkacaklar, yakıp yıkacaklar senin kanınla yetiştirdiğin bitki. Sen sabırla bakacaksın, sabredeceksin. Desene ki diyor, çilenin adamı olacaksın. Olsun, varsınlar eleştirsinler, sen işine bak. Hedefini belirlemen lazım, hedef belirle. Bir işin amelisi olmazsan, ustası olamazsın. Doğru değil mi? Güzel. Hoşuma gitti de kaydettim. Bir işin amelesi olmasan ustası olabilir misin? Senin bir ifaden var çok onu zikredeyim. Ustalığı ustalardan öğrenecek. Çok hoşuma gitti ama. Ustalığı ustalardan öğreneceksin. Bir işin de amelesi olmasan ustası olamazsın. Bir işin çıraklığı yapmadan ustalığı olmuyor. Olmuyor. Kişiyi kişiliğine değiştirmeye çalışma. Kişinin kişiliğini değiştirme. Bozmaya çalışma kişiliğinle. Olduğu gibi kabul edip ifadeni ona göre ayarlamalı. Edip ifade rakkisini vesile aramalı. Yani ifadeni vesile aramalı. Yani onun kişiliğini bozup kişiliğine benzetme. Böyle ol deme. Orada olsun. Ama malzeme ver kullansın. Hiçbir zaman Allah Resulü Hazreti Ömer'e Hazreti Osman dememiştir. Hazreti Osman'a da Hazreti Ömer de ol denmemiş. Ona demiş ki İslamiyet'i kullan. İslamiyet ve iman malzemesini kullan. İnşa et kendini. Kendini inşa et. Bak diyebilirdim arkadaşlar beni önüne kal. Hayır beni ne alacaksın kardeş? Ama benim kullandığımı sen kullanmanı istiyorum. Örnek alacak bir insan varsa Allah Resulü'dür. Ha ya görmüyoruz, yakın tarihimizde bir zaman vardır. Nasıl anlayacağız onu? Risale-i Nur okuyacaksın. Kardeşim kullan. Risale-i Nur malzemesini kullan. Sen ol. Kendini inşa et. Başkası olmaya çalışma. Ustad ne güzel demiş. Başkasının yürüyüşünü diyor. Taklit edenler yapamadıkları gibi kendi yürüyüşünü de unuttular diyor. Kendini inşa et kardeşim. Ben şimdi okuduğumu siz dünyanızda neler oluyor? Ben okuduğum bir hakikati ya hanımına uyguluyorsun, ya kızına, ya oğluna, ya işine, ya patrona, ya işçine. Ha sen ol yani, ben olma. Ben bir kanuniyeti yakalamaya çalışmışım olayların içinde. Ya okurken, ya insanlarla münasebetimde yakaladıklarını kaydediyorum.
Mutlu ve huzurlu olmak için bunları ilk önce öğrenilmesi gerekiyor. Aynısı kişiliğini değiştirme kalkma kadının. Kişiliğini ve kimliğini değiştirirsen inan apayrı, tahammül edilemez bir kişilik çıkar. Dejenere olmuş, silinmiş bir şey çok marka çıkar karşına. Ya? Kardeşim, işi ehliyete girerken nasıl ki imtihana giriyorsun, öğreniyorsun, şoförlüğü nasıl öğreniyorsun? Evliliği de bilmen lazım, öğrenmen lazım. Evlilik okulu açılması lazım. Tabii ya. Öyle. Böyle yeni bir yeni tabir bu ha. Evet. Evlilik okulu açılması lazım. Allah Allah. Yani hanımca şimdi saldım çayla Mevlam kayla böyle bir tarzda evlilik olmaz kardeşim. Böyle bir imalathane. Evlilik demek imalathane. Fabrika kuruyorsun. Ondan daha ciddi. Onun için Avrupalılar ne yapmış? Osmanlı yıkmak için ilk önce aileyi yıkmaya kalkmışlar. Eskide bir derece şair geliyordu. Ayet-i Kübra'nın sonunda diyor ki tevarüsen gelen diyor, vicdanı tahrik eden diyor, şairler kalkmasıyla. Yani katlana katlana, yaşanarak gelen tevarüsen o demek. Şair İslamiye vardı. Ona insan bilmeyerek uyuyordu, toplumda yaşanıyordu. Sen de öyle oluyordu, bayılamıyordu. Şimdi toplumda bidatlar var. Yani İslam adetleri kalkmış. O zaman birey kendisini yaşaması lazım, bulması lazım. Yani sokağa kendini bırakarak bulunmuyor artık. Sokaktan tecritli bir aile yapman lazım. Onun da okulu olması lazım. Eğitmen olması lazım. Evet. Eğitilmesi lazım. Evlenmeden önce kızın da oğlanın da eğitilmesi gerekiyor. Peki bedelini sonra kavgadan sonra eğitiyoruz. Nasıl eğitiyorsun? Psikoloji danışmana gidiyorsun. Peki evlenmeden önce gitseydi? Gitmiyor muyuz? Gidilmiyor mu şu anda? En fazla hangi doktorların kapısına kuyruk var? Psikoloji terapilerde var. Psikiyatristlerde var. Peki oraya gitmeden önce, evlenmeden önce gitseydi? Onun için yeni evlenecekler. Tavsiye ediyorum. Kızı da bir psikoloji tedavide böyle bir eğitimden geçirin en azından. Geçirsinler. Sen de git. Bu işte aile danışmanları var böyle. Bu işten anlayan uzmanlar var. Dev adamlar var. Ha? Git yani ben neyim? Bir bak bakalım, bir kendini bir ifade etsin. Sen zaaflarını ortaya koy. Zaaflarını ortaya koy. İnsan modellerini ortaya koysun, tamam mı? Sen zaaflarını... İnsan zaafını bilirse daha çok rahat hareket eder. Mesela boyun şeyse, şişmansan, kelsen, beyazlaştıysan, sarıysan, gözün şu mimikleri... Bunlar hep ulema ortaya koymuş. Ama okudukça ne getiriyor insan? Ha, benim zaafım bu, o zaman bu ortama girmeyin. İstanmak istemiyorsan suya girme. Lezzet almak istemiyorsan ağzındaki şekeri çıkar. Hem ağzında şeker... Lezzet almak istemiyorum çaremi. Kardeşim kavgadan sonra eğitime gideceğine kavgadan önce gitsen olmaz mı? Daha iyi değil mi? Okul açman lazım. Ben açacağım böyle bir okul. Bu yeni bir sistem var ya, günü var. Yani yeni bu... Çok da iş yapar ha, çok müşteri çekiyor. Abi açmışsın zaten. Şeyle, özürler okulu var da, evlilik okulu ne yok? Eski insanlar kendileri eğitim var. Şair var. Kızını evlendirirken işte, tanımadığın bir eve gideceksin, şöyle davranman lazım, böyle davranman lazım. Kızının da evlendirmeler. Şey vardır. İnsanlığın ne kadar bozulduğunu şöyle de anlıyorum, yazmışım. Benim asla söyleyemeyeceğim, yapamayacağım şeyleri rahatça yapanları görünce anlıyorum ki cemiyet çok bozulmuş. Tekrar alabilir miyim? Ha. İnsanlığın ne kadar bozulduğunu şöyle de anlıyorum. Demek ki nerede azap çekmişim bu. Benim asla söyleyemeyeceğim, asla yapamayacağım ve rahatça bir başkasına konuşamayacağım, kendi kendime bile ifade edemeyeceğim, hayalimden de geçirmeye utandığım şeyleri adamlar rahatça toplum içinde konuşulup ve yapılıyorsa toplumun ne kadar bozulduğunu anlıyor. İnan vallahi bazen utanıyorum Allah'tan. Hayal. Hayal dahil. Usta tarihçide hayalini şöyle kullanmış diyor. Şeyh Hanefi bir daha getirir misin sıcak? Bu dursun. Dikkat etmek lazım. Ne? Terzinin hatasını
ütücü örter. Aşçının hatasını maydanoz örtermiş. Doktorun hatasını toprak örter. Hocanın hatasını cehennem örter. Değil mi? Aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki, Müslüman yaptığı işi en iyi yapmalı. Ya. Ona da karar vermeliyiz. Kararın üzerine çok duruyorum. Karar ver kardeşim. Kesin. Bak bugün bir notumu sana okudum yukarıda. Onu şey yapayım. Bugün birkaç tane notumda bir tanesini okuyayım size. Bir tanesini. Kişiyi kazanmak veya kaybetmek kararı verdikten sonra birisiyle konuşacaksın. Hanım, kızın, oğlun, patronun, işçin veya bir nurcu. Birisiyle konuşacaksın. Daha konuşmadan önce onu kazanmak istiyor musun, kaybetmek mi istiyorsun? Bir karar ver kendi dünyanda. Karar ver. Tamam. Karar verdikten sonra konuşmalarındaki kelimeleri ona göre seç konuşurken. İlk önce karar ver. Konuşma anında karar verme. Eğer karar vermen gerekiyorsa konuşma anında karar verme. Zaman iste. Düşüneyim de. Kişiden ne bekliyor ve sen onun hakkında ne karar vermişsen, sen ondan ne bekliyorsun? Veya sen onun hakkında ne karar vermişsen, ona uygun kelimeler seç. Eğer konuşma ortasında ikide bir kararını değiştiriyorsan, bu karar vermemişsin, fikir safhasında olduğunu unutma. Allah Allah. Çünkü karar oktan çıkan yağ gibidir. Gelir mi? Gelmez. Karar budur. İkide bir karar değiştiriyorum diyorlar. Hayır, karar değiştirmiyorsun. Fikir değiştiriyorsun. Karar verseydin oku çekmişti. Yani konuşma anındaki de bir değiştiriyorsan karar değiştiriyor. Kararın değildir o. Fikirindir o. Fikirler değişiyor. Karar değişmez. Onun için karar ver kardeşim. Karar ver. Bir tane bazı bir tane. İkide bir cemaat değiştirme kardeşim. Buraya gelme şartın. Gelme. Bu da şaşırdı. Hiç böyle rastlamadım diye. Sonra duydum ki. Ya böyle gelmiş. Ya biraz dedi kafadan şey zannettim dedi ya. Bana böyle dedi. Ne dedi? Dedim ki bak arkadaşım. Gittin cemaatine hemen lıp 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 şey değiştirme. Beş defa git. Beş defa git. Belki de o gün gider sana tevakkut etmez tarikatta veya işte şu an. Git bak. Sonra öteki cemaatine bir beş defa git. Beş tane. Sonra karar ver. Ben hemen notum var burada. İkide bir cemaat değiştirip sana geliyorsa sakın itimat etme. Aslında ihanet eden sana hadat edecektir. Senin kişiliğine ve kimliğine emeği olan, taş koyan insana ihanet edebiliyorsa bir insan sana 10 defa edecektir. Peki ben içim yanmıştır bunda. Geliyor böyle. Abi ben Fenerce cemaatine kendimi tatmin edemedim. Dur sokandır. Ondan sonra kendimi tatmin edemedim. Allah biliyor ya. Seni mi kandıracak? Hemen ben soru işareti koyuyorum. Aslına ihanet ederim. Ya bu kıdemeye geçmiş sana Elif mi anlatmamış? Hemen dönebiliyorsa ya sebeplerle sürüz var da dedi. Çünkü alışmış bir kere. Yalama yapmış cıvata gibi. Nereye takarsan tak orada da yalama yapacak. O zaman diyorum ki eski binaları tamir etmeyin. Nereye bir şey yaparsan öteki taraftan dökülüyor. Yeni arsa al, yeni bina yap. Anladınız mı? Yani ikide bir lak 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 denizin üzerindeki sandal gibi lop 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 oynayan sandallar yük indirilmez kardeşim, güven vermiyor. Lop 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 lop. Ya öyle bir gemi var kişiler gibi dalga vurunca dalga neye uğradır şaşıyor. Lap diye geri geliyor şaşıyor. Allah Allah, beni böyle zannetmeyin. Ulan sen sandal mı zannettin? Ulan sandal mı zannettin? Şaşırıyor. Kapattın. Ulan ne oldu? De şaşırdığının, aptallaştığının delili nedir biliyor musun? Beyazlaşmasıdır. Dalga vurduğu zaman sert yerine çarpınca beyazlaşıyor. Yapısı değişiyor. Hani mavi gök rengi nerede olsun? Suyun rengi değişiyor. İşte o. Hiç şaşırsın kardeşim. Sami kardeşim hoş geldin bana değil. Bir şilebe çarpsın. Kardeşim niye? Sen çorap mı değiştiriyorsun? Onun için eski binaların tamirine uğraşma. Hiçbir şey yok. Otursun ona. Meşgul olma. Zaman değmez. 17 yaşından beri dershanenin içindeyim.
46 yaz işte. İstemez miyim onun uzunması? Uğraşma, zaman harcama. Ustad Hazretleri Emir Darda diyor ki, veya bende kafasızlık var, ne nasıl oluyorsa ben niye böyle mi? Hocalarla uğraşmayınız. Aynı cümle böyle geçiyor. Öyle mi? Evet. Dün de Ceren çıktı okulu, değil mi? İki manası var. Hocalarla uğraşmayın. En açık anlaşılan mana şu. Hocalarla münakaşa etmeyin zaten, o konu işliyor. İkinci, Fatih'in anladığı mana, hocalarla uğraşmayın. Bir şey olmaz. Zor. Onlar da bir şey olmaz. Uğraşmayın. Çünkü onun dünyasında bir şablon din var. Öyle bir davası yok yani. Bir tanesi bana ne dedi biliyor musun? Allah aşkına şaşıracaksınız. Karadeniz'de dershane değil. Şehir söylemeyeceğim. Yeni gelmiş. Derse, bir iki derse katılmış. Tamam, çok hoşuna gitti. Sana bir genç. Ama biraz da böyle net bir genç. İmam, hocam. Abi dedi, benim dedi camiye dedi, cumaya gelir misin dedi. Hayırdır niye? Ya dedi, ezanla cumaya giriyorlar dedi halk. Camiye gelmiyor bazen. Ondan sonra, niye dedim? Hocam, ne gireyim dedi falan. Kusurunu anlamış ama ifade edemiyor. İyi dedim. Gittik cumaya. Bir bahsedeyim. Hakikaten dışarıda millet. Başladık sohbet etmeye. Kürsüden, mutfaya çıkmadan. Hep bir kişi girdi ama tamamen girmedi. Çünkü dışarıya ses ne kadar gitmişse. Ama hutbe saati gelince herkes içeride ya. Hutbeyi o kürsüdeki şeyin devamını yaptı. Sanatkarınızla tanışmak ister misiniz? Mevzu oydu, hiç unutmuyorum. Ustanızla tanışmak ister misiniz? Mevzu o. Niçin Allah var? Soruya şöyle başlayarak cevap verin. Niçin Allah yok? Diye başladı. Niçin yok? Ben niye var diye mi anlatacağım diye. Aa böyle bakıyor. Üptü o duydu. İtimat edin. Cuma'yı kıldırdım. İndim. Dua edeyim. Yaptım. Kalkıyor. Kalkan ama böyle baka baka gidiyordu. Ondan sonra bu coğrafyacı, bu fizikçi, bir aşırı mı sanıyorum. Dedim ne dese inanırız. Hani Cuma'ya girmedi. Hoca efendi zamanın varsa Allah rızası için yukarıda konuştuğum biraz daha devam eder misin? Yarabdayım. Dedim kardeşim zamanımız, hoca bizi düşünme dedi, zaman olmaya gitsin dedi ya. Baktım konuşmaya başlayınca şöyle, gidenlerin bir kısmı da geri döndü. İktima dedim bak şimdi. Başladı bir yarım saatte irticalen Allah'ı anlatmaya. Duymamış ki böyle Allah'ını. Biz de adamız da Allah'ı anlatıyoruz. Elhamdülillah, söz şükür olsun. Bak şimdi anlatacağım şu. Bitti, sonra kardeşimiz, kibarlık bizi lojmana çıkarttı. İçeriden yorgunum. Cuma'dan sonra ondan sonra gideceğim. İçer içelim. Ona dedim ki, kardeşim gördün mü hani sen girmiyordun? Bak adamlar girdikten sonra çıkmıyor. Çıkmıyor. Niye? Şimdi su çırpınır mı? Doğru abi. Dedim ki, dedim Risale-i Nur'u alıp okusan, istifade edip de istifade ettirsen olmaz mıydı? Bak bu millet nasıl dinliyor? Allah aşkına ne deseydin misin? Çok iyi olurdu ama dedi, İslamiyet senin damandır, benim besteğimdir dedi. Nasıl okuyayım? İslamiyet seni? İslamiyet senin damandır. Sen dava edilmişsin. Ama İslamiyet benim besteğimdir, ben meslek edilmişim. Nasıl okuyayım? Onlarla birleştirdim. Kişinin niye namazıyla uğraşmıyorum derslerde, cumalarda? Kişilere Allah'ın ihtiyaç olduğunu, ahiretin inanmanın ciddi ihtiyaç olduğunu, ibadetin ihtiyaç olduğunu uyandırırsan o namaz kılar, yoksa kılmaz. Allah'a ihtiyacın olduğunu inandırman lazım. Allah'a ihtiyacın olduğunu inandırman lazım ona. Senin Allah'a ihtiyacın var biliyor musun? Ben ahalakta cinle ve insan ilerleyemedim. Her gibi. Ben besleğimdir dedi. Nasıl okuyayım? Evlilikte üç ayak. Bir saygı, sevgi, güven. Bir saygı, iki sevgi, üç güven olmalı. Vesvese de yarayı kaşımak gibi. Vesvese nedir? Yara kaşımak gibi.
Kaşıdıkça hem zarar veririz, hem de kaşıntı da artar. Hem kapıya hoşlanmadığımız birisi gelse, vesvese ediyorum bak şimdi, yeni bir mana anladım da, kapıya hoşlanmadığımız birisi gelse, ona normal davranıp gönderilir. Normal davranıp gönderilir. O da gider. Ama ona nereden geldin, hem git, çabuk git dese, o da daha çok durma eğilimine girer. Nereden geldin? Git. Dese, ne oluyor ya? Bir dakika, ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun? Daha çok durma eğilimine şey yapar. Ama onu güzel bir şekilde salıverin diyor ayette. İnsanı ama insan senin cisimleşmiş hali. Bir duygunun karşılığı. O zaman vesveseyi de hiç böyle şey yapmadan savaş açma. Hiç meşgul olma. Hiç kale alma. O da bir hakikat ifade etmek için bulunuyor. Unutma. Dertlerinle savaşma. Dertlerini tanımaya çalış. Dertlerini tanırsa dert dermandır. Bir belacıdır ama içinde lezzet vardır. Hissiyat içindeyken kendini kontrol etme, o hissiyatın sahasının tesirine kavramak çok zor. Hissiyatın içindeyken sokadan, o hissiyatın dışında olup da onu kontrol etmek gibi bir şansın yoktur. O zaman hissiyatından çıkman lazım ki hissiyatı kontrol edesin. Binayı görmen için binanın dışında olman lazım. Dert sensen, derman gene sensin. Ama her şeyde değil. Unutma, dertler dermanı barındırıyor. Bugünkü gene bir tespitim. Her olumsuzluklar, her istemediğin gelişmeler iflastır, hastalıktır. Unutma bunu. Yani böyle çok hoşuma giden tefekkürümden bir tanesi. Her olumsuzlukların oluşması, meydana gelmesi sana farklı bir boyutta bakma fırsatını veriyor. Yoksa o olmasaydı, senin hayat seviyenle devam etseydi bu bakışı bulamayacaktın. O zaman her olumsuzluklar sana başka bir olumlunun, olumlu bir hayatın veya olumlu bir bakışın tetikçisidir. Ve fırsatını barındırır. Başka bir hayat modelinin fırsatını barındırır. Her olumsuzluk başka bir olumlunun fırsatını barındırır. Fırsat var içinde. Onu bulmak lazım. Allah Resulü'nün taşlanmasının içinde miras hakkı olduğu gibi. Tebliğ ettiği taş hakkılar çenesi kanadı. Gitti eve sığındı. O hüzünlüyken Allah'a yaklamaza durdu. Artık tahammül edilemeze kadar kıldı. Ve ağlayarak uyudu. O gece Allah tecelli ediyor. Azimuşan yani. Ben diyor, Habibimi diyor, benim için üzdü diyor. Benim için çok üzüldü diyor. Benim için üzüldüyse diyor, onu teselli etmek bir başkasının eliyle değil, kendi elimle yapacağım diyor. Habibimi ben bugün çok üzdüm diyor. Yani tebliğ. Benim için üzüldü diyor. O zaman onun tesellisini ben vereceğim, kendi elimle diyor Allah. Git Cebrail'e, git onu getir buraya diyor. İşte Miraç oluyor. Bak o sıkıntının içinde gizlidir. İbrahim Aleyhisselam miracı ateşin içindedir. Ateşte olmuştur. Yunus Aleyhisselam balıkta olmadı mı? Nuru tevhid gözüktü. O miraçtır işte. Lemalarda diyor ya. Sırrı ehadiyette nuru tevhid mi gözüktü diyor. Orada bir tabir var. O miracın lazcasıdır o. Miraç o. Çok acayip bir şey ya. Onun için hiç beklemedim dinleyiciyi böyle sarmak ne kadar şey. Gelen bir vesvese, geldi. Meşgul olma bak yapıyor Allah'ım. Yani, buraya birisi bile gelse, bak bu hoş değil, kardeşim çık dışarı. Çık dışarı ya! O da direnir bir şey, az sıkıntı olur, bağır. Aa, hiç ilgilenmiyor, sıra çıkıyor. Çekil. Sen de ilgilenmişsin, sen de benim isteğe, sen benim bir isim, hepiniz benim hissiyatımın bir göstergesi olsanız.
ben de varım. Hiçbirimiz yüzüne bakmasa adam gitmek zorunda kalacak. Bakma kardeşim, meşgul olma. Mutluluğun sebepleri bir, birlikte olmak için zaman ayırmak. Birlikte olmak için zaman ayır. Mesela çoğunuz evde olduğunuz için hanımınla zaman ayır. Korkma, evde yemek var. Bazen dışarıda yiyin. Bak benim elimde geçmemiş şey bunlar. Önemli baktı değil ama ben ona zaman ayır. Bir. İki, takdir, özgüven çok olması lazım. Takdir et. Özgüvenin kazandırırız. Sen motive olur ya. Ben çok iyi hatırlıyorum bu tabirleri. Aferin lan, bunu iyi becerdim. O kadar beceri tahmin etmezdim lan. İyi, iyi, iyi. Deyince, ya ben sanki ya süper benzin koymuş gibi oluyordum ya. Gayret ettiğim halde takdir yok, tenkit yok ama bekliyorum öyle bir şey. Çocuğuz daha böyle, gençiz derslerinde. Ya şıkkım kırıldı ya. Freni basar gibi adamlar. Anlıyor musun? Birisi için sen gaz basıyorsun, kullanıyorsun ama birisi de yandan freni basıyor. Ne yaparsın kardeşim? Takdir et kardeşim, takdir et. Tenkit et. Tenkit çıksın dünyamızdan. Usta Temiz'e demiş, tenkit sıfatı diyor. İlk önce tenkite layıktır. Nasıl giymişse içimize, acayip bir şey. Rezil bir şey. Tenkit sıfatı tenkite layıktır. Güya onun bir paketini de yaptır. Tamir ediyor. Kusura bakma, tenkit de tamir olmuyor. İtmeyle kazanılmıyor. Yanlışsın demeyle düzeltilmiyor o. Hep böyle yapın. Yanlış. Derslerimize ittik. Gayzlar, nefretler böyle dersler. Düzeldi mi peki adamı? İterek kim yaklaşmış ki? Soğuyarak kim seni sevmiş ki? Tenkit ederek seni kim taklit etti ki? Kim seni sevdi ki? Görüyorum da ömrüm onlarla geçti yani. Bunları yapanlarla geçti çoğu. Yok canım, ne çıktı ki? Bilince çıkmadı. Kardeşim, başkası olmaya çalıştım, karakterimi de unuttum, bir tuhaflık. Kişilik ve kişilik karmaşası yaşadım ben. Uzun bir dönem. Ben kimim, ben neyim, ben hangisiyim, ne olmam lazım? O abim olayım, bu abim olayım. Değilmiş ya. Onlar hep defterime yazdım. Dedim ki o tarihte, 23 yaşında. Dedim ya böyle böyle bir işte yaşlı olan dershanede bir yerde bulunursam, böyle asla gençlere başkası olmasını söylemeyeceğim. Sen bizi dinle. Zübeyir abi olur. Zübeyir abi olamazsın kardeşim. Öyle dinde bir şey yoktur. Ustad olun. Öyle dinde var mı? Resulullah olun. Peygamber mi olacaksın? Peygamberi takdir edin. Kullandı malzemeyi kullan. Allah Resulü namaz kıldı. Sen de kıl kardeşim. Tatlıyı şöyle yaptı. Sen de yap bunu kardeşim. Bidatlardan uzak durdu Allah Resulü. Sen de uzak dur kardeşim. Ustad Hazretleri şunu uygulardı. Siz de onu uygula kardeşim. Ama bu ol denmemeli. Zübeyir abi gibi ol. Hayır, öyle olmaz. Zübeyir abinin kullandığı malzemeyi kullan. Belki daha ileriye geçeceksin. Bir hocamın şey dediği gibi. Diyor ki, hocam diyor, efendim, maşallah dedi falan, bize sebep olan. Allah razı olsun, hizmetin takdirinde çok hoşuma gitti falan dedi de, bu başka yerde de gördüm o şeyi. Dedim hocam, estağfurullah sizin sayenizde falan sebesine. Dedim inşallah sizin yanınız kadar olsak olur mu dedi ya. Yarısı. Eğer sen, ben senin hocansan, vesilemsen, sen benim yarım, senin de talebe yarı, yarı sıfırlanır. Sen benim iki katımda olacaksın. Demişti o bana. Demek ki büyük bir şey galiba, Mevlana'nın bir sözüdür o. Tabii ya. Bir, birlikte olmak için zaman ayırmak kardeşinle. Usta ne güzel diyor. Her şeyde ifrat ve tefrit zarardır. Bir şeyde ifrat güzeldir diyor. Ne? Müfrikane ihtiyacı var. Git kardeşim o dersen telefonu. Kardeşim bir çay koyar mısın? Geliyorum. Ama fıstıklı koy yani. Öyle bana, abi geliyorum deyip de fıstıksız gelmek yok. O kabuklu var ya böyle, tarif öyle. Öyle kraldan değil, hani var iki ayrı. Hadi fıstıklı diyor. Ömer abi bak mesajı verdim. Öyle iyi günü fıstıklı mı değil, tamam? Takdir, özgüven, özgüvenin çok olsun, ver ona. Korkma lan, kömür de o. Ne var ya, ver hanımına, sen de var arkadaşım. Dini sohbetlere beraber sahip çıkmalarını sağla.
İhtiyacını uyandır hanımına, kardeşine, kimse. Ya buna ihtiyacımız var. Evimiz dünyamızı temin ediyor ama dershane hem dünyamız hem ahiretimiz. Onu inandırman lazım. Kişilerle münasebetinde öne çıkarılan vesileler esastan mı yoksa teferruattan mı? Yani iki kişiyle konuşurken, münakaşa ederken, münakaşa mezunumuz esasattan mı, teferruattan mı? Risale-i Nur'un dusturlar nedir? Esasattır, zaruriyattır, mükemmattır ve nazdır. Dusturlarımız budur. Konuşurken esas mıdır, teferruat mıdır? Bunu belirlersen onu tanıma imkanına sahip olursun. Bu dünyada kul olmak sorumluluk isteyen iştir. Kaç dakika oldu? 5 dakikam var. Bütün hataların başı kıskançlıktır. Şeytanın ana yapısı kıskançlıktır. Kıskançlığın cisimleşmiş halidir şeytan. Alem-i Berk'te ve Alem-i Şahadet'te ilk işlenen günah kıskançlıktır. Alem-i Berk'te şeytan Adem'i kıskanması, Habil-Kabil meselesinde Kabil'in Habil'i kıskanması, yaratılışta, Allah'ın dışında yaratılışta ilk işlenen olumsuzluk, yani günahın kıskançlık olduğunu unutma. En zayıf zaman da budur. Ama kendisini kıskançlıkla ifade etmez. Tamir ediyoruz kardeşim. Yanlış yapıyorsun kardeşim. Yani tenkit ederken, eleştirirken aslında ustam ne güzel diyor. Hissiyatını fikir olarak ortaya koyardım o şeyde, Hutbe-i Şamiye'de. Arzularını, hislerini var böyle göstermiyor ama fikir olarak konuşuyor. Fikri budur. Oysa hissi budur. Meylin budur da bunu gösteriyorsun. Temelinde kıskançlık vardır. İmam-ı Gazali Hazretleri kıskançlığı Allah 10 indirdi diyor alem-i şehadete. 9'u o alimlerde, bilgililerde, bilgiçlilerde, bilenlerde biri cahiller arasında pay edildi diyor. 9'u bilenler arasındadır. Ne kadar biliyorsan o seni de kıskançlık damağın arttı. Kontrol edersin veya etmezsin. İçine girersen o hissi biraz önce okudum. Kontrol edemezsin. Hissin içine girdiğini kontrol edemezsin. 9'u alimlerdendir diyor alimlerde. Kıskançlık karşı tarafın Cenab-ı Hak'la irtibatının dengesine itirazdır. Kendi. Yani o Allah ona bir şeyler yapıyor, muamele yapıyor. O zatın Allah ile arasındaki dengenin irtibatına itirazın adıdır. Kıskançlık. Karşı tarafın seni tahrik edip ilerlemene sebep olana gıpta denir. Yani karşı tarafın seviyesini gördün, onu böyle arzu etmen, öyle olmak istemek gıpta. Kıskançlık değil. Kıskançlık onu yok etmektir. Gıpta ise onu taklit edip onunla beraber yükselmektir. Bütün kainat birbirinin uzantısıdır insan hariç. Burada tabiat esasını yazdım. Kainat bir bütündür, birbirine eklidir, insan hariç. Kainatın parçası değil, kulansası, haritası, özüdür, insan. Kainat birbirinin uzantısıdır, unutma. İnsan hariç. İnsan hariç. Soğuk sıcakla, soğuk ağaçla, güneş vesaire hepsi birbirine eklidir. Duygu, düşünce, davranış ayrımlarını iyi yapman lazım. Yani duygu mu, düşünce mi, davranış mı, his mi, bunların ayırt etmen lazım. Analiz etmen lazım, ayırt etmen lazım. Kendisiyle kıyaslanana karşı insanın vermiş olduğu içsel tepkinin adına kıskançlık da denir. Yani mesela kendinle başkasıyla kıyas ediyorsun. Veya çocuğunu, kızını başkasıyla kıyas ediyorsun. Veya hanımını başkasıyla kıyas ediyorsun. İçsel bu yaptıktan sonra kişide oluşan iç tepkiyi ifadenin adı da kıskançlıktır. Kıyas etme. Onun için ki sen ol diyorum, başka şey olma. Olamazsın zaten. Ben dediğimde değil.
Yoksa kişiliğin kimliğin bozulacak. Yani yağmur görmüş kimlik gibi yazılar silinmiş. Kim bu? Birisi. Kişilik yok, kimlik yok. Kişilere yaklaşırken bir avukat gibi değil, hakim gibi davranmak lazım. Avukat gibi müdafaa makamında değil de hakim gibi davranmak lazım. Dinle, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? İki kişiysek sonra, sen ne diyorsun öyle mi? Ben de böyle. İnsaftır, insaf Arapçada nısıftan gelir, yarılamaktır. Olayın yarı hakkı ona ver, yarı hakkı senin olsun. Öyle bak, hakim gibi ol, avukat gibi olma. Çocuk hayatı öğrenirken yaptığı hareketleri anne babaya yaramaz. Hırçın çocuk diye yorumlarlar. Oysa çocuk deneme yanılma ile öğreniyor. Kız babasının evinde, bu da çok önemli ve bitiriyorum, sana çok bakıyor. Kız babasının evinde babasının davranışına alışmıştı. Erkek olarak ilk erkekle kızın karşılaştığı babadır. Ve kardeşidir ama babadır daha çok. Kocaya gidince kocası başka bir model. Hanım başlar kocasına babasıyla diyalog seviyesi gibi davranmasını ister. Hanım da ne yapar? Babam da böyle gördüm ya. İlk erkekle tanışması kızın babasıdır. Babasının davranışları erkek hakkındaki şablonudur. Evlenince de kocasından da onu bekler. Kavgalar mı kümeli? Hanım haberi olmadan kocasını değiştirmeye çalışır. Der ki kocasına olmadı falan. Niye babasını hayal ediyor? Babanın diyor ya. Kocasını değiştirip de babası gibi yapmaya çalışır. Eğer babası gibi yaparsa onun adı koca demez. Onun adı babadır. Yalnız tipi değişiktir. Sana baban gibi davranmasaydı onun adı babadır. Anladık mı burayı? Oysa karşı tarafı değiştirmektense hanımlar kendini geliştirmek, her modeli idare edebilir hali türlüyü kazanmak lazım. Evvel onunla başladık ve dersimiz bununla bitti. Yani çeşitli modelleri tanıyıp ona karşı davranış modellerinizi geliştirmek lazım. Kız da oğlan da kadın olarak ilk defa annesini görmüştür. Kadın olarak. O beyninde bir şablon olmuştur. Aldığı kadının da annesi gibi olmasını ister. Tıpatıp annesi gibi olursa o senin anan olurdu zaten. O anan değil ya. O başkadır. Vâhir davâhu velilhamdülillâh rabbil alemin. El-Fatiha ve selavat. Unutmayın 28'in Giresun plakası sayfasında kalmışım. 28. Ondan sonra devam ederiz.